Bize öncelikle bir arkadaş vasıtasıyla geldi. Yani takriben Mayıs değil de Haziran başıydı tam. Haziran 1-2'si gibiydi. Geldi, durumundan bahsetti. Tabii ofiste otururken konuyu anlattı bize. Biz olayın ciddiyetinin bu boyutta olduğunu tahmin edemedik açıkçası. Nasıl ki biz vekaleti üstlendik. Vekaletnameyi Antalya 6 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğumuz gibi oradaki evrakların çıktılarını çıkardıktan sonra artık gerçeğin boyutunun ne kadar vahim olduğunu, ne kadar dehşet verici olduğunu orada bizzat karşılaştık. Aslında burada Vedat anlatırken biz herhalde rutin bir kavga veya rutin bir tartışma olarak algıladık. Sonra dosyaya baktığımızda Vedat'ın ihmal edildiği ve dosyanın gerçekten de sürüncemede bırakıldığı aşikar bir şekilde gözler önüne serdi. Vedat'ı bugüne kadar 6 Ağır Ceza Mahkemesi hiçbir şekilde beyanı alınmamış. Yani normalde bu şahsın yani durumunu anlatması, olayı anlatması sadece iki kelimeyle geçiştirmişler. Şikayetin devam ediyor mu? Şikayetin devam ediyorsa otur şeklinde beyanlar oldu. Ve bizzat da bunu 9. duruşmada mahkemede yaşadım ben. Vedat'ın konuşması için götürdük. 1100 kilometreye yakın bir mesafe kat ettik. Ama gittiğimiz gibi Vedat'a sorduğu soru şikayetin devam ediyor mu? Devam ediyorsa sen otur, avukatın konuşsun şeklinde. Yeni gelişmelerin bilgilendirilmesi lazım heyetin, mahkemenin. Şimdi Vedat bu süreçte zaten olay 4 yıla yayılmış. Burada Vedat sık sık tehditler ve telefonlar alıyor. Hem can güvenliğinin olmadığını. Tabii hukuki yardım alamadığı için Vedat'ın hukuki yardım almadı ve destek de kimsenin olmadığı dosyada anlaşılıyor zaten. Biz vekale sunar sunmaz baktık mahkemenin tavrı da bize biraz kaba diyelim. Çünkü kaba olarak algıladı. Filistin örneğini verdim. Orada yaşanan vahşetten, işkencelerin boyutundan bahsetmek istedim. Ne yazık ki bunu anladığım gibi ben bu işi gerçekten de artık bir yardım alarak, yardımın ne yönüyle basın. Yani aslında durum vahim. Yani bugün hak arama hürriyeti adliyelerde olur. Ama biz bunu adliyelerde göremediğimiz gibi mecbur artık basın arkadaşlarımızdan yardım istedik yani. Son duruşmada baktık ki biz gerçekten mağdur olmuşuz. Mağduriyetin üzerine de duruşmada söz hakkı tanınmıyor. Böylelikle şimdi biz hak ararken, adliyelerden hakkı talep ederken eğer savunma hakkımız da kısıtlanacaksa biz burada mimarlar odasına veya eczacılar odasına veya tabipler odasına mı gidelim? Yani tabii baro aracılığıyla bize destek olunması ve baronun bize desteği de neden savunma hakkının kısıtlandığını ve savunma hakkını kısıtlayanların hangi sahikle hareket ettiğini öğrenmek istedik açıkçası ve bunu da baro işbirliği çerçevesinde Şanlıurfa baromuzun bize çok büyük destekleri sayesinde bugün gerçekten de ülke gündemine gelmiş oldu. Ama ne yazık ki keşke adil yargılanma ilkesini tam anayasada düzenlenmiş şekliyle uygulansa. Ama ne yazık ki ben bir hukukçu olarak bunu göremedim. Müvekkil ilk başta işkenceye 13 Ekim 2020'de başlıyor. Aralıksız 1-1,5 takriben gün sürüyor o işkence. Tabii o işkence sistematik ve kesintisiz devam ediyor. O 1-1,5 gün sistematik ve kesintisiz. 4 aylık süre zarfına yayılan bir işkenceden bahsediyoruz aslında. O Vedat Bey'in özellikle 1-1,5 gün dediği altını çizerek söylüyorum. Sistematik ve kesintisiz.
Ormanlık alana götürülüyor, tekrar getiriliyor, domuz bağı yapılıyor, elektrik veriliyor, hayvan yediriliyor. Ne yazık ki bunlar yaşanılıyor. 11 ay aslında burada tutsak kalıyor. 11 ay niye? Vedat 4 ay boyunca işkence görür. Ondan sonraki süreçlerde de Vedat'ın iyileşme süreci. Yani burada iş yeri sahibi biliyor. Vedat'ı bıraktığı gibi zaten ailesine gideceğini biliyorlardı. O haliyle gittiğini varsayalım. Bunu kimi tarafından yapıldığını ortaya çıkacaktı diye. Vedat'ı 11 ay boyunca tutsak tutuyorlar. Hem psikolojik boyutu var bu işkencenin, hem de fiziksel boyutu var. Şimdi fiziksel boyutu zaman içerisinde atlatılacak bir şey. Örneğin elimizde bir yaranın çıkması veya gözümüzde bir yaranın çıkması, bunu tedaviyle giderebiliriz. Ama ne yazık ki psikolojik şiddeti kesinlikle bu büyük olsun, küçük olsun, uzun yıllar ve ömür boyunca unutulmayacak travmalardır. Aslında burada şüphelerin en çok güvendiği nokta kimler? Siyasiler mi? Güvendiği başka alanlar mı var? Bizim burada bahsettiğimiz TCK 149, TCK 109 ve 86 ve 87. maddeleri bile şu an gündemde. Çünkü Vedat'ın yüzünde ve kafasında belirgin şiddetten ve işkenceden kalan izler var. Biz İstanbul ATK'ya sevkini de bu yüzden istedik zaten. O iki suçtan da cezalandırma gidilsin diye şüphelilerin. Yani burada alt sınırı 14 yıldan en düşük bahsediyoruz. Ve üst sınırı da 28 yıl olmak üzere. Yani bu kadar ciddi bir ceza boyutu varken bu adamlar neden dışarıda? Ben dosya ilk vekale sunumdan bu yana şaşkınım zaten. Yani bu adamların ikisinin 2 ay, birinin 1 gün gözaltı, diğerinin de 10 aylık bir gözaltı süreleri var. Özür dilerim, tutuklanma süreleri var. Yani bu kadar ciddi olaylar ve bu kadar ciddi deliller dosyada mevcutken bu adamlar acaba neden 2 ayda ikisi hemen bırakılıyor? Diğer şüpheli ise ikinci duruşma tahliye ediliyor. Hani burada mahkemenin veya şüphelilerin burada gerçekten de hangi hukuki sayıkla tahliye edildiklerini bilmiyoruz. Dolayısıyla şüphelilerin bir an önce tutuklanmaları gerektiğini, tutuklanmamaları halinde bugün Vedat'ın veya bizlerin başına bir şey gelmesi, yani burada mahkeme heyetinin mi veya devlet yetkililerimiz mi sorumluluğu söz konusu olacak? Burada tamamen bir soru işareti olarak kalıyor. Yani ötesine gidemiyoruz.